hafta unutulmayanlar arasında Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinin her aşamasında TMT mensubu, mücahit komutanı, öğretmen, sendikacı, kurucu meclis üyesi, gazeteci ve yazar olarak hizmet veren Arif Hasan Tahsin Desem'in yaşam hikayesini eşi ve çok yakın arkadaşlarının ağzından dinleyelim. Hocayla ben bir hayatı değil, biz bir sevdayı paylaştık aslında. Yani sevda derken iki cinsin birbirine duyduğu, iki karşı cinsin birbirine duyduğundan çok derin bir şeyden bahsediyorum. Yani çünkü aşk demeyeceğim çünkü biz hocayla aşkı da çok tartıştık. Hoca için aşk, hatta bir gazetede vardı. Şiddetli seks arzusudur diye. Bir röportajında aşk şiddetli seks arzusudur diye yazmışlardı hocanın bu dediğini. Muhtemelen de doğrudur yani. Çünkü aşk geçici bir şeydir. Biz ona sevda demeyi daha uygun bu. Ben yani sevda demeyi uygun bulurum. Çünkü ben hala daha ve zannederim bu iş bir zaman bitmeyecek. Bu o sevdayı yaşamaktayım. Yani birbirimiz de o sevdanın içinde insan sevgisi, kavga, direnme, mücadele, onurunla hayatta ayakta durma, kendine güvenme, varlık olabilme. Yani o siyasi şeyler bir yana insan hayatını değerlendirecek ve geriye baktığında hiçbir zaman keşke dedirtmeyecek şeyleri kazanmasını sağlayan bir paylaşımdı o bence. Yani ben çok şanslı hissederim kendimi. Hoca fiziken aramızda olmasa da ben hocayı tanıdığım günden ölümüne kadar, hatta ölümünde bile ondan çok şey öğrenmiş bir insanım. Arif Hoca'yla ben 1979 yılında yurt dışından döndüğüm zaman tanıştım. Gerçi kendisi daha sonra bana şunu hatırlatmıştı. Tatile geldiğim zamanlardan birinde bir gün yine kaldırım kenarında bir yerde sohbet etmişiz. Ancak ben o sohbetimizi pek hatırlayamadım. Saray önünde bir yerdeymiş. Esas tanışmam kendisiyle 1979 yılında oldu. Ben de yurt dışından, dediğim gibi, o sırada yeni dönmüştüm. Ancak Sovyetler'de uzun zaman okuduktan sonra buraya dönünce bana iş vermediler. Hiçbir yerde bana iş vermediler. Ne devlette ne özel sektörde. O dönemlerde işte solculuk, komünistlik falan, bunlar daha sıkı takip altında olan şeylerdi. Hatta benim için şöyle dediklerini de duydum. Gitsin bir atlansın, patlansın, yani kendini ispat etsin ve ondan sonra da bakalım şeklinde. Bir 6 ay kadar ben burada yurt dışından döndükten sonra, işsiz dolaştıktan sonra Arif Hoca ile tanıştım işte tam o sırada. Kendisi haftalık Söz Gazetesi'ni çıkarmaktaydı. Ve bana da orada iş verdi. Söz Gazetesi'nde beni yazı işleri müdürü yaptı. Ve birlikte çalışmaya başladık. Memleketin en hızlı muhalif gazetesiydi. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın yayın organı. Ben başladıktan sonra göreve kısa bir süre sonra gazeteyi günlüğe çevirdik. Ve o şekilde devam ettik. Söz Gazetesi'nin tirajı o sıralarda çok çok iyiydi ve
toplumda iyi ses getiren bir gazeteydi. Tarih Hoca'nın Söz Gazetesi'ni çıkardıkları dönemde tanıştım. Akraba olduğumuzu da oradan öğrendim. Kendi soruşturdu aslında. Ben de Erenköylü, annem Erenköylüydü. Arif Hoca da Erenköylü. Ondan öğrendim akraba olduğumuzu. Hatta bazı akrabalarımı da onun aracılığıyla buldum. Avrupa Afrika gazetesine de yazmaya başladığımız zaman ki Arif Hoca bizim yazarlarımızdandı. Daha çok birbirimizi gördük, daha çok yaklaştık. Daha çok şey öğrendik bu konuda Arif Hoca'dan. Zaman içinde ara sıra Arif Hoca belli rahatsızlıklar, dolayısıyla bize yazı yazmadı. Bu yazı yazmadığı dönemlerde de okurlarımız aradı. Arif Hoca'nın Kıbrıs'a has, kendi öz dil şeyle şivesinden yazdığı yazılar vardı. Çok beğenilirdi. O yazmadığı zamanlar ararlar ve neden yazmadığını sorarlardı. Hatta bazıları hastanede olduğunu bizden öğrenirlerdi. Hastanede dönemlerde ziyaretine giderlerdi. Arif Hoca'nın işte yaklaşık 1999'dan öldüğü güne kadar hemen hemen birlikte olduk. Mücadele arkadaşlarına sorduğumuz zaman kimisi peygamber karakteri olduğunu söylüyor. Kimisi mücadele insanı, kimisi gerçek bir Kıbrıslı, kimisi bir dünya insanı, insanı ve insanlığı seven bir şahsiyet olarak görür. Kimisi iyi bir sendikacı, iyi bir kooperatifçi, kimisi çok iyi bir öğretmen, kimisi çok iyi bir mücahit. Arif Hoca hayatımızın her şeyi, yani o açıdan baktığımız zaman tek bir kalıba sığdırılamayacak kadar özellikleri olan, yaşayarak olayları öğrenen ve tecrübe sahibi olan bir şahsiyettir. O açıdan bu soruya ben şahsen bir kalıba sığdırıp cevap vermeyi uygun bulmuyorum. Çok önemli bir insandı Arif Hoca ve bir örnek kişiydi bizim için de aynı zamanda. Bir daha anılarımızdan anlatırsanız bizlere. Arif Hoca'yla sürekli olarak biz zaman zaman bir araya gelirdik. Özellikle radyoda program yaptığımız dönemde her cuma beraber olurduk. O günleri ben böyle heyecanla bekliyordum. Cuma gün gelsin de Arif Hoca ile programa çıkalım. Program esnasında onun söyleyecekleri gerçekten bizim için önemliydi. Çünkü bir tarih konuşuyordu. Yaşadığı bir takım olaylarla ilgili bize tecrübeleri aktarıyordu. Ve bunlar bize hep ışık tutuyordu yaptığımız bütün birlikte olduğumuz süreç içerisinde. Özetle hayatının son döneminde benim kendiyle çok daha fazla yakınlaşma imkanım doğdu. Bir iki kez kendisini evinde ziyaret etme olanağım oldu. Sendikada buluşuyorduk sürekli olarak. Her buluştuğumuzda eski günlerden açardık ve kendisiyle bir araya geldiğimizde hastalığını unutur, yeni baştan canlanırdı. Ben kendisine sordukça o da söylemeye devam eder. Eski heyecanı, gençliği bir anda canlanır. Ve hep dinleyecek pozisyonda ben de onun söylediklerini hep örnek almaya çalışırdım. Arif Hoca çok farklı biriydi. En az bizden farklı biriydi. Tanışıklığımız 45 yıl öncesine dayanır. 1968'de Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nı kuracağımız günlerdi. Onlar bizden bir nesil önceydi. O günlerde tanıştık ve öldüğü güne kadar da bu dostluğumuz devam etti. Arif Hoca gerçekten bizden farklıydı. O gerçek bir Kıbrıslıydı. Ve yalnız Kıbrıslı Türkler içinde değil, Kıbrıslı Rumlar içinde de gerçek bir Kıbrıslıydı. Ve hep şunu derdi. Kıbrıs'ta Kıbrıslılar var. Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Rumca konuşan Kıbrıslılar. Arif Hoca bir düşünce adamıydı. Ve biz Arif Hoca'dan çok şeyler öğrendik.
insanoğlu derdi beyninin %11'ini çalıştırabiliyor. 11.1'e çıktığınız anda yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Nitekim sendikada beraber çalıştığımız dönemlerde işte iki paragraflık bir bildiriyi kaleme almaya çalışırdı. Sonra güya ben daha fazla bilirmişim gibi o bildiriyi alır, lale tarlasına döndürürdüm kırmızı kalemle. Sözde düzeltirdim. Ama bir süre sonra baktık ki o %1'lik veya beynini fazla çalıştırması nedeniyle adam kitaplar yazdı. Her makalesi birkaç gazete sayfasıydı. Tek başına gazete çıkardığı günler oldu. Bir gün sordum kendine, yahu hoca dedim, sen iki paragraflık bir bildiriyi doğru dürüst kaleme alamazdın. Nasıl oldu da böyle yazılar, böyle kitaplar yazabiliyorsun? Ve o gün bana öyle demişti. İnsanoğlu öyle bir varlıktır ki yeter ki beyninde çözsün o sorunu ve biraz beynini %1 daha fazla çalıştırsın. Yapamayacağı şey yoktur. Bu bize hep kural oldu ve her konuda beynimizi nasıl biraz daha fazla çalıştırabiliriz konusunu hep denedik hayatımız boyunca ve gerçekten de söylediği gibiydi. Hocayla evliliğimiz böyle sizin bildiğiniz veya benim de daha önceden bildiğim bir şekilde bir evlilik olmadı hiç. Yani gitsin erkek tarafı, kız tarafını istesin ailesinden. Ondan sonra nişan düğün yapsınlar, öyle bir şey olmadı yani. Biz zaten ben ikimiz de ilk evliliklerimizde de bunu istemezdik. Yani o konuda hiç sorunumuz olmadı çünkü biz direkt gittik nikah dairesine ve orada bir iki tane şahit istediler. Çağırdık bir iki arkadaşımızı dışarıdan. Geldiler, bize şahit oldular. Böyle evlendik yani. Çünkü hoca için bir insanla beraber yaşamak, bir insanla her şeyini paylaşmak demekti yani. Maddi anlamda söylemiyorum onu. Düşünce olarak her şeyini paylaşmak. Ve bana derdi, ben hayatımda, tabii hoca çapkın bir adammış da gençliğinde. Onu biliyorum. Çok sevgilileri oldu hocanın. Güzel, yakışıklı bir adamdı. Yani bana gelene kadar ama. Hoca hep derdi, benim derdi sana rastlayıncaya kadar üzerimde taşıdığım bir yük vardı. O yük de sevgi yüküydü. Alıcısını bulamadım. Yahut da vermeye çekindim, vermeye layık bulmadım. O yük bende kaldı, bundan sonra sana vereceğim dedi ve sonuna kadar verdi yani. Hoca o sevgiyi bana. Ki Arif Hoca ülkemizde hapse mahkum edilmiş olan 3 gazeteciden biridir bugüne kadar. Cezaevinde yalnız 3 gazetecimiz kaldı, 3 gazetecimiz mahkum edildi. Bunların birincisi Arif Hasan Tahsin'dir, yazdığı yazıdan dolayı. Diğeri de ben ve Memduh Hocam. Arif Hoca'yı bu yıllar içinde çok ilginç kişiliğiyle tanıma fırsatı buldum.
Aklımda kalan örnekleri de size şu şekilde son derece beni etkileyen örnekleri söyleyebilirim. 1981 seçimleri sırasında ben Söz Gazetesi'ne 1979 yılı sonlarında girdim. 1981'de de seçimler vardı ki bu seçimler de son derece kritik seçimler, aklımızda kalan seçimler, daha sonra yapılan bütün seçimlerden farklı seçimler oldu. Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin mecliste en çok sandalye kazandığı, en başarılı olduğu bir seçim. Toplumcu Kurtuluş Partisi'nin ki Arif Hoca'nın bu partinin kuruluşunda büyük emeği geçmişti. Yani onu dıştan kuranlardan bir tanesiydi diyebilirim. Seçimlere girdik o sırada. Mustafa Akıncı da Lefkoşa Belediye Başkanlığı'na adaydı ki o da o seçimleri bir kere daha kazandı. Karşısında çok zorlu UBP'li adaylar olmasına rağmen bu seçimlere girdiği 3 dönemde de Mustafa Akıncı karşısında zorlu UBP'li adaylar buldu. Ama hepsini de yere sermeyi başardı. Bunda 1976'da işte yine sendikanın rolü, 1981'de Söz Gazetesi'nin de büyük rolü oldu diyebilirim. O seçimler sırasında Öğretmenler Sendikası, solcu, komünist bir sendika diye burada liderlik tarafından topa tutulmaktaydı. Mesela Doktor Küçük o sıralarda şöyle yazılar yazmaktaydı gazetesinde, Halkın Sesinde. TKP bir kitapçık yayınladı, seçim kitapçığı. Ve Kızıl Kitap bu işte, onların kitabı bile kırmızı falan. Ve bunlar bizim buradaki bu arkadaşlar Çin'deki düzenden daha ileri bir düzeni hayal ediyorlar şeklinde saldırılar yapmaktaydı. Arif Hoca bunlara karşı herhangi bir savunma geliştirmiyordu. Tam farklı, tam tersine çok farklı yanıtlar veriyor. Mesela şöyle diyordu. Evet, biz Çin'deki düzenden daha ileri bir düzeni hayal ediyoruz. Bizim Çin'deki düzenden daha ileri bir düzeni hayal etme hakkımız yok mudur? Gibi bu şekilde. Yani savunmaya geçmiyor. Doğrudan karşı tarafa böyle bir saldırı halinde, en iyi savunma saldırılır ruhuyla cevap veren birisi. Ya da Toplumcu Kurtuluş Partisi'ne karşı yapılan saldırılar diğer basında veya diğer siyasiler tarafından. Orada şöyle olaylar geçmekteydi gazetede. Örneğin parti başkanından bir demeç geliyor. Yine savunma tüten, karşı tarafın saldırılarına karşı savunma tüten bir demeç ya da başka bir milletvekilinden. Arif Hoca onları yırtıp atıyor, yerlerine kendisi yanıtlar hazırlıyor ve gazeteye de onları koyuyorduk. Hatta bir gece şöyle bir olay yaşandı. Fuat Veziroğlu Karpaz'daki seçim gezisinden geldi. Ben de sayfalarla uğraşıyorum, gazeteyi çıkaracağız. Gidip orada parti başkanı Alpay Durduran'ın demecini okudu sayfalarda, daha gazete yayınlanmadan. Ve çok hayret etti. Alpay Durduran böyle bir demeç verdi mi, vermedi mi? Ve bana o yazının aslını sordu. Bunun aslı ne? Nerede falan? Ben tabii ne olduğunu biliyordum ama yine de ona bu sırrı ele vermemek için aramaya kalktım. Arar gibi yaptım. Oysa Arif Hoca'nın onu çoktan yırtıp attığını ben gayet iyi biliyordum. Ama bütün bunlar çok işe yaradı ve dediğim gibi Toplumcu Kurtuluş Partisi o seçimlerde, 1981 seçimlerinde en çok milletvekilini çıkardı. Şimdiye kadar girdiği bütün seçimlerde aldığı en iyi oy oranı oldu. 13 milletvekili. Arif Hoca'nın da buna katkısı büyük oldu. Gazetenin yayınladığı gazetenin de. 25 sene evvelini anlatıyorum ben size. Biz 25 yıl önce böyle düşündük, böyle başladık beraberliğimize. İlle evlenelim diye bir gaylemiz de hiç olmadı. Daha sonra hoca ve iki taraftan da bir takım baskılar geldiği için rahatsız olduk. Gittik
tapuladık birbirimizi ama yani bu kağıt üzerinde bir şeydi. Çünkü biz biliyorduk ki hiçbirimizin ikimiz arasında paylaşılmayacak bir şey olamaz. Birbirimiz güvendir zaten insanı iki kişiyi ayakta tutan. Ve paylaşabildiğin ne kadar çok şey varsa onlardır, manevi şeyler yani. Ha, mal mülk insanı koparır birbirinden. Zaten neye girdiyse bir iş, ne zaman mal mülk girdiyse bir ilişkinin içerisine veya herhangi bir işin, o işte mutlaka insanca değerler azalmıştır. Biz evliliğimize böyle bir şey koymadıydık. İşte daha sonra, çok sonra evlendik yani. Tanıştığımızdan çok sonra evlendik ve iki defa evlendik biz hocayla. Arif Hoca sendika ile ilişkilerini, parti ile ilişkilerini, sendika-parti ilişkileri çerçevesinde yürütmeye çalışırken Toplumcu Kurtuluş Partisi kazandığı bu başarıdan sonra parti sendikadan üstündür havalarına girdi. Arif Hoca'nın bu konuda kırgınlıklar yaşadığını, artık sendikayı eskisi gibi kale almadıklarını gördü. Buna da epey içerlediğini sanıyorum. Ve daha o sıralarda sendika-parti ilişkileri zarar gördü. Toplumcu Kurtuluş Partisi de daha sonraki dönemde zaten 1981'de yakaladığı bu başarıyı bir daha yakalayamadı. Söz Gazetesi tabii ki rejimin gözünde tam bir diken olduğu için sık sık oraya baskın yapılacak haberleri de gelirdi. Ama Arif Hoca'nın aldığı bilgiler üzerine biz ona göre daha tedbirli davranırdık. Çünkü kendisinin Türk Mukavemet Teşkilatı içerisinde çok saygın bir durumu vardı. Solcu olması da, hatta pek çokları tarafından komünist olarak nitelenmesi de, ki kendisi, kendisine de şimdi sorsak, burada olmuş olsaydı ve sorsaydık, evet ben komünistim diyecekti, benim bundan hiçbir şüphem yok. Ama böyle olması da o eski silah arkadaşlarının gözünde değerini hiçbir zaman küçültmedi. Ben de bunu yakından gördüm. Biz sık sık şeye giderdik hocayla, tatillerde Londra'ya giderdik. Onun abisi vardı orada yaşayan, benim de kız kardeşim. Zaten gidiyorduk birbirimizi tanımadan da onları görmeye. Daha sonra biz ikimiz gitmeye başladık. Ve hoca çok severdi. Bir günlük kart alıp, travel kart, ve bütün underground'lara binip bilmediğimiz yerlere gitmeyi. Ve böyle dolaşırdık bütün gün sabahtan. Gece haritaya bakardık. Burada bu, burada bu var. Tamam, yarın buraya gidelim. Her yeri gezdik yani. Londra'da gezmedik, yer bırakmadık. Ve bazen de hocanın öyle dükkanlarda falan girmekten çok canı sıkılırdı. O hiç istemezdi girsin ama biz bayanız. Ya ben onu kandırırdım bazen. Ya da bazen kendinin bir ihtiyacı olurdu. Gel ya da sana bir hediye alayım, gel buradan diye. Ve birlikte girerdik mesela. Wood Green'de bir shopping city var. Alışveriş merkezi. Oraya girdik biz bir gün. Kapının ilk girişinde bir kuyumcu vardı. Dışarıdan bakıyorduk biz böyle altınlara. Hoca dedi girelim içeriye de soralım fiyatlarını bunların. Adama sorduk ne kadar fiyat soracaktık. İngiliz bize dedi ki size göre satılanlar bu köşenin buradan gidince köşededir. Yani ben oraya her sene giderdim. Belki de bu 20. gidişimiz idi. Öyle bir şey
rastlamadım yani. O dükkan hep oradaydı. Allah Allah dedik. Tamam, teşekkür ederiz. Biz hocayla çıktık. Köşede ne var diye merakla gittik, köşeye baktık. Yine şey, alışveriş merkezinin içinde ama başka bir köşede. Meğer orada bir şey, seyyar satıcılar var ya, öyle bir arabacığın içinde sahte şeyler, incik boncuklar satan bir muhtemelen da mülteci birisiydi oradaki. Afrika kökenli. Hoca çok gücüne gitti. Ben güldüm. Yani gerçekten çok güldüm onu görünce. Bize şey, sürpriz yaptı, güzel bir şaka yaptı falan derken, yani katıla katıla ben güldüm. Bizi nereye gönderdi bu diye. Hocanın çok gücüne gitti. Onuruna çok düşkün bir adamdı. Ve ne aşağılanmayı ne de hayatında kimseyi aşağılamamış bir adam ve aşağılanmamak için mücadele vermiş. İnsan onurunu böyle en çiziksiz bir şekilde korumak kavgasını veren bir adama İngiliz der ki sen buradan alışveriş edemen, yetmez gücün git şeyden, seyyar satıcıdan al. Sahtesini ancak alabilin gibi bir şey ima etti. Bunları söylemeden hoca bütün günü mahvoldu hocam. Böyle oturdu, üzüldü, yürüdü, üzüldü. Akşama kadar söylendi. Dedi biraz daha genç olacaktım. Vallahi ben bunu o İngiliz'in yanına bırakmazdım. Onun da en son Mehmet Ali Tremeşeli'yi hastaneye görmeye gitmiştik. Mehmet Ali Tremeşeli, Arif Hoca'nın en çok sevdiği arkadaşlarından biriydi. Yani yılları beraber geçmiş olan iki kişi. Ve kaderin bir cilvesi mi? İkisi aynı anda kanser olduğunu öğrendi. O da 76 yaşında, o da. Yani yaşları da aynıydı. Ve Mehmet Ali Tremeşeli ondan önce hastaneye kaldırılmıştı. Kendisi gidip onu görmüştü, Arif Hoca. Bir günde işte bana telefon açtı. Şener dedi, görmek istersen git kendisini. Çünkü çok az zamanı kaldı. Her an ölebilir. Mehmet Ali Tremeşeli son zamanlarda bana özellikle hafta sonları uğrayan, benimle sohbet eden, kimseyle paylaşmadığı sırlarını benimle paylaşan birisiydi. Vicdanıyla çok iyi hesaplaşmasını da bilen birisiydi Mehmet Ali Tremeşeli. Ben ona gitmeye karar verdim. Arif Hoca beni de alın dedi. Gittik birlikte. Arabada giderken hastaneye biraz ölümü konuştuk. Aslında ölüme inanmamak ister gibi bir hali vardı. Yani ölümden sonra da hayat olabileceğine. Ateşli diye birisi vardı Kıbrıs'ta bir zamanlar, bir Rum. Dünyaya 900 defa gelip gittiğini söylüyordu. Arif Hoca o adamla bir zamanlar görüşür konuşurmuş. Ve hatta o ateşli denilen adam Arif Hoca'ya biz seninle de buluştuk hem de bir Arap ülkesinde demiş. Başka bir hayatında. Ben de o gün Arif Hoca'ya şunu söylemiştim arabada giderken. İnsanlar hiç değişmiyor hoca. Dünyanın kuruluşundan beri. İktidar hırsı, kıskançlık, nefret, sevgi, bu temel öğeleri insanın hep aynı olarak kalıyor. Biliyor musun dedim, her yıl İsviçre'de antropologlar toplanıyor ve sadece bir soruya yanıt arıyorlar. O soruya cevap veriyorlar ve dağılıyorlar. Sordukları soru şudur. İnsan değişti mi? Buna hayır cevabını verip dağılıyorlar. Peki insan eğer değişmiyorsa, hep aynı olarak kalıyorsa, sadece onun yaptığı aletler değişiyorsa,
Bu hep aynı kalan insan yeniden diriliş olduğunu mu söyler bize? Tekrarlanıyor çünkü bu. Bir tekrarı oluyor her şeyin. Ben de böyle şeyler söylemiştim. Aslında onu teselli etmek için söylemedim. Bu gibi şeyleri hep ben de düşünmüşümdür. Ama hastaneye gidene kadar da bunları konuştuk yolda. Mehmet Ali Tremeşeli'ye geldik. Orada baygın gibi yatmaktaydı ama gözleri açıktı. Arif Hoca tuttu, onun kolunu okşadı ama hiç tepki vermedi. Bizi sanki hiç fark etmedi bile, gözleri bize baktığı halde. Her an ölecek gibiydi, hatta orada bizim önümüzde. Sonra biz ayrıldık ama Arif Hoca ayrılmak istemez gibiydi. Bize dedi ki, sizin gazete işiniz vardır, herhalde gitmeniz gerekir. Ayrıldık hep beraber. Buraya geldiğimizde, ayrılırken Arif Hoca'yla evinin yanında, kaldırımda bana şöyle dedi. Artık o tarafta Şener, Tremeşeli ile teşkilatı kurarız. Arif Hoca aslında toplumumuzda, Türkiye'de katıldığı o televizyon programında söylediği sözle daha çok bilindi. Kendisini bilmeyenler de orada o sözü söyledikten sonra oraya, o programa davet edilen bendim. Ali Kırca'nın programına. Fakat ben Arif Hoca'nın gitmesini daha uygun buldum. Arif Hoca gitti. Onu oraya göndermek de isabetli olmuş meğer. Çünkü o programda tek bir söz söyledi ve çıktı Ali Kırca. O sözü söyledikten sonra onu programdan çıkardı orada. Program devam etti. Orada geriye kalanlar tartıştılar, konuştular. Ama o programdan aklımda yalnız bir kelime kaldı. O kelime de tarihe mal oldu. Bir bir eksiliyoruz ve Kıbrıslılık ve Kıbrıs Türk'ü giderek tükeniyor. Arif Hoca hayatını Kıbrıs Türk'ü tükenmesin, bir şeyler yapılsın diye harcadı. Ama az gittik, uz gittik, bir arpa boyu yol maalesef kat edemedik. Konuşmanın ötesinde bir şey yapamadık. Oysa ki gün bir bedel ödeyip kurtulmaya karar verme günüdür. Arif Hoca hep öyle derdi. Kurtarıcı aramayacaksınız be çocuklar. Kurtulmaya karar vereceksiniz. Kıbrıs Türk'ü olarak kurtulmaya karar verdiğimiz gün kurtulacağız. Yoksa başkaları bizi kurtarsın diye beklersek Godot'u daha çok bekleriz. Yeri kolay kolay doldurulamayacak olan birisi. Gerçi çok alışılmış bir söz. Yeri doldurulamayacak ama Arif Hoca gerçekten öyle. Ben onu kaybettiğimizden beri hayatımızda büyük bir boşluk olduğunu seziyorum. Doğrusunu isterseniz inanamıyorum da Arif Hoca'nın öldüğüne. Gerçekten inanamıyorum. Yani pek çok kişinin, tanıdığım kişinin öldüğüne inanmanın zor olduğundan daha da zor bir durum gibi geliyor bana. Biz her gün sık sık telefonda konuşan, görüşmesek bile mutlaka birbirimize bir şeyler söyleyen birisiydik. Benim hiçbir zaman gözümün önünden gitmeyecek olan bir hayali, kulaklarımdan çıkmayacak olan bir ses tonu var. Ve her zaman söyledikleri, çok etkileyici olan vasıfları Arif Hoca'nın, başka insanlarda kolay kolay rastlayamayacağımız özellikler. Bunlar genç kuşaklarımız tarafından iyi okunmalı, iyi bilinmeli. Arif Hoca gerçekten genç kuşaklarımızın, gelecek kuşaklarımızın örnek alabileceği ender
kimselerden bir tanesiyim. Onu iyi okusunlar, iyi kavrasınlar. Arif Hoca yalnız siyasi yazılar yazmadı, lirik yazılar da yazdı. Onun şair bir ruhu da vardı. Ben şair değilim derdi, ben yazar değilim derdi. Bana kalırsa gerçek yazar, gerçek şair de zaten bunları söyleyendir. Ben şairim diye övünen değil. Ben her zaman onun yokluğunu hissediyorum. Her zaman ondan birilerine bahsetmek istiyorum. Ve bu onunla beraberliğimizin bitmediğini gösterir. Gece bağlarında dolanıyorum, yitirdim yârimi, aman aranıyorum, yitirdim. Daha doğrusu bir bakıma. Dolayısıyla beni anlamakta hiç zorlanmadı hoca. Ben de kendimi izah etmekle hiç zorlanmadım hocaya. Dolayısıyla bizim zorluğu tabii ki hocanın en çok üzerinde durduğu şeyi yaşarken efendilerin koyduğu kurallara uymamak. Yani efendilerin koyduğu kurallara uyarak yaşamayı reddetmiş bir adam. Ormanlardan aşağı haftaya farklı bir yaşam öyküsüyle yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.